Birkaç video önce, bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğunu gösterdim. Yani x'in sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Sıfırıncı demek çok garip geliyor. Sıfırıncı. Sıfırıncı. Garip. Neyse, evet geçen videoda size bunun neden böyle olduğunu bir örnekle açıkladım. 3'ün birinci kuvveti örneğini kullandım. 3'ün birinci kuvveti 3'e eşittir. 3'ün ikinci kuvveti 9'a denk gelir. 3 üssü 3 ise 27'ye eşittir. Yani ne zaman üssü 1 azaltsak aslında 3'e bölüyoruz. 27 bölü 3, 9'dur. 9 bölü 3, 3'tür. 3 bölü 3 ise 1'dir. Bu örnek, 3'ün sıfırıncı kuvvetinin 1 olmasını açıklar. Bu sadece bir bakış açısı. Bir de üstü sayıların özelliklerini düşünerek bakabiliriz. Örneğin, a üssü b ve a üssü c'nin çarpımı a üssü b artı c'dir, değil mi? Peki, eğer c sıfırsa ne olacak? Eğer a üssü b çarpı a üssü sıfır olursa sonucu nasıl bulabiliriz? Bu demektir ki, a üssü b artı sıfır, yani bu da a üssü b'ye eşit olur. a üssü b çarpı a üssü sıfır, cevabı a üssü b olmalı, değil mi? b artı 0, b'ye eşittir. Eğer iki tarafı da a üssü b'ye bölersek ne elde etmiş oluruz? Sol tarafta sadece üzeri 0 kalır. Değil mi? Bunlar birbirlerini götürür. a üssü 0, 1'dir. Bu örneği neredeyse bütün üslü sayı özelliklerinde kullanabiliriz. Yani herhangi bir sayının üssü 0 olduğunda cevap 1'e eşit olacaktır. Bu örnekte de her adımda 3'e bölerek bunu kanıtlamış olduk. 3'ün eksi birinci kuvvetini aldığımızda, en son videoda gördüğümüz gibi cevap 1 bölü 3 üssü 1 ya da 1 bölü 3 olur. 3 üssü 0'dan 1 bölü 3'e geçmek için 3'e bölüyoruz. Yani gerçekten bu örnek 3'ün sıfırıncı kuvvetinin 1 olmasını açıklar. Peki, şimdi size garip gelebilecek bir şey sorayım. 0 üssü 0 kaça eşit olacak? Bu değişik bir kavram. 0, kendisi tarafından sıfır kere çarpılır ve hangi bağlamı kullandığınıza göre değişir. Birçok kişi bunun tanımsız olduğunu söyler ama sanırım çoğunluk bir olduğu kanaatinde. Örneğin, Google'a sıfır üssü 0 yazdığınızda cevabın 1 olduğunu söyler. Sıfır üssü 0'ın 1 olmasının sebebi birçok formülde işe yaramasıdır. Özellikle de iki terimli formüllerde ve iki terimli katsayılarda işe yarar. Ancak bunun üzerinden şimdi geçmeyeceğim. 0 üssü 0, 1'e eşit olur. Hadi şimdi başka özellikler hakkında konuşalım. Daha sonra bütün hepsini birkaç problem üzerinde bir araya getirebiliriz. Geçtiğimiz videoda bir sayının negatif üssü olması ne demek onu konuşmuştuk. a üzeri eksi b eşittir 1 bölü a üzeri b. Bunu birkaç somut örnekle gösterelim. 3 üzeri eksi 3 eşittir 1 bölü 3 üzeri 3. Bu da eşittir 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 1 bölü 27. Eğer size 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvvetini sormuş olsaydım, bu da 1 bölü 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti olacaktı. Negatiften kurtulup tersini alırız. Yani bu 1 bölü, 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 kaç eder? 1 bölü 9. Bu da bu 1 bölü 1 bölü 9, 9'a eşittir. Mantıklı değil mi? Çünkü 1 bölü 3, 3 üzeri eksi 1 ile aynı şey. 3 üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 3 üzeri 1. Yani 1 bölü 3 ile aynı şey. Yani 1 bölü 3'ün yerine 3 üzeri eksi 1 yazarsak, bu 3 üzeri eksi 1 üzeri eksi 2 olur. Yani bu iki ifade birbirine eşit olur. Eğer ilk videoda öğrendiğimiz özelliklerden bir tanesini kullanırsak, bu iki kuvvetin çarpımını alabiliriz. 3 üzeri eksi 1 çarpı eksi 2. Yani sadece pozitif 2. Cevap 9. Ha, üslü ifadelerin özellikleri ne de güzel birbiriyle uyum içerisinde değil mi? Ve delice bir şey yapmadığınız sürece hangi özelliği kullandığınız fark etmiyor, sonunda doğru cevabı bulursunuz. Ve son olarak, Kesirli üst kavramını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Diyelim ki elimizde a üzeri 1 bölü b var. Bunu size tanımlayacağım. Bu a'nın b köküne eşit olacak. Burada açık olayım. Bir de sayıları kullanarak yapalım. Eğer 4 üzeri 1 bölü 2 deseydim, bu 4 kare köke eşit olacaktı. Bu da kökünü alırsak 2'ye eşit demektir. Eğer 8 üzeri 1 bölü 3 deseydim, bu 8'in küp kökünü almak olurdu. Yani burada diyorum ki, hangi sayıyı 3 kere kendisiyle çarparsak, 8'e eşit olur diye sormuş oluyoruz. Eğer x eşittir 8 üzeri 1 bölü 3 deseydim, bu x küp eşittir 8 demekle aynı şeydir. Bunların denk ifadeler olduklarını nereden biliyoruz? Denklemin her iki tarafının da kübünü alabilirim. Eğer sol tarafın kübünü ve sağ tarafın kübünü alırsam ne elde etmiş olurum? Sol tarafta x'in kübünü almış olurum. Sağ tarafta ise 8 üzeri 1 bölü 3'ün kübü, yani 8 üzeri 1 bölü 3 çarpı 3 olur. Bu da 3 bölü 3 yani 1 eder. Yani eğer x 8 üssü 1 bölü 3'e eşitse x nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 8 eder. Bunun daha kolay bir yöntemi yok. Özellikle de 4. kök ya da 5. köklerle işlem yaptığımızda, hesaplamalara ondalıklar giriyor. Bunları yapabilmek için çoğunlukla hesap makinesine ihtiyaç duyacaksınız. Ama elinizde eğer 8 üzeri 1 bölü 3 ya da 16 üzeri 1 bölü 4 ya da 27 üzeri 1 bölü 3 varsa, bunları hesaplamak o kadar da zor değil. Bu 2. Şimdi biraz daha kafa karıştırıcı yapalım. 27 üssü eksi 1 bölü 3 kaçtır? Sakın endişe etmeyin. İşlemi adım adım yapacağız. Eğer negatif kuvvetini alırsanız, 1 bölü 27 üzeri 1 bölü 3 olur. Bu ifadeler denktir. Negatiften kurtulup, bütün ifadeyi 1 bölü şeklinde yazıyorsunuz. O zaman, 27 üzeri 1 bölü 3 kaçtır? Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsanız, 27 elde etmiş olursunuz? 3. O zaman bu da 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Şimdi bu soruyu daha da kafa karıştırıcı yapacağım. Biraz ilginç şeyler yapalım. 8 üzeri 2 bölü 3 kaçtır? Bu işlem üslü sayılardaki kuralları kullanmaktan başka bir şey değil. Bu, 8'in karesinin 1 bölü 3. kuvvetiyle aynı şeydir. Bunu nereden biliyorum? Eğer bu iki üssü birbiriyle çarparsam 2 bölü 3 elde ederim. O zaman 8 üssü 2 bölü 3, 8'in karesinin 1 bölü 3. kuvvetidir. Bunu başka bir şekilde de yazabilirsiniz. Bu aynı zamanda 8 üssü 1 bölü 3'ün karesi şeklinde de olabilir. Çünkü her iki türlü de üsleri birbiriyle çarptığınızda 8 üssü 2 bölü 3 elde edersiniz. Gerçekten de aynı sayıyı mı elde ettiğimizi bir kontrol edelim. 8'in karesi 64 eder. Şimdi de bu sayının 1 bölü 3. kuvvetini alacağız. Burada da 8 üssü 1 bölü 3 var. E bunun ne olduğunu zaten bulduk. Bu 2'dir. Çünkü 2'nin kübü 8'e eşittir. Bu da 2'nin karesi olur. 64 üzeri 1 bölü 3 kaçtır? Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsak 64 elde ederiz? 4 çarpı 4 çarpı 4, 64'e eşittir. Ya da 4'ün kübü 64'e eşittir. Bu da demektir ki, 64 üssü 1 bölü 3, 4'e eşit. Bu, 4'e eşitmiş. Şanslıyız. 2'nin karesi de 4. Bu da demektir ki hangi yolla yaptığınız sonucu değiştirmiyor. Önce karesini, sonra küp kökünü bulabilirsiniz ya da önce küp kökünü alıp sonra karesini alabilirsiniz. Aynı cevabı bulacaksınız. Şimdiye kadar yaptığım her şeyde sayıları kullandım. Şimdi de değişkenleri kullanarak şimdiye kadar kullandığımız özelliklerle ilgili birkaç problem çözelim. Diyelim ki birkaç ifade kullanmak istiyorum. Ama cevabım da negatif üs olmasın. x üzeri eksi 3 bölü x üzeri eksi 7'yi çözelim. Bunu birçok şekilde yazabiliriz. Bunu x üzeri eksi 3 çarpı 1 bölü x üzeri eksi 7 şeklinde yazabiliriz. O zaman 1 bölü x üzeri eksi 7 kaçtır? Bu x üzeri eksi 7 demekle aynı şey. Eğer elimizde bir paylı bir ifade varsa, bir paydan kurtulup üssün yanına eksi koyabiliriz. Ama eğer eksi 7'nin önüne negatif koyuyorsak, x üzeri 7 elde etmiş oluruz. O zaman bu x üzeri eksi 3 çarpı x üzeri 7 olarak sadeleşir. Sonra da üsleri toplarız. Bu da x'in dördüncü kuvveti olur. Üsleri birbirinden çıkarmaksa başka bir yoldur. Şöyle de diyebilirdik. Bakın bunların tabanları aynı. O zaman x üzeri eksi 3 üzeri eksi 7 diyebiliriz. Negatif 3 eksi negatif 7, negatif 3 artı 7 demektir ki bu da x üssü 4 eder. Son yöntem olaraksa, aslına bakarsanız birkaç farklı yöntemimiz daha var. Ama bu video için son yöntemimiz bu olsun. x üzeri eksi 3 bölü x üzeri eksi 7. x üzeri eksi 3 1 bölü x üzeri 3'tür. Çarpı 1 bölü x üzeri eksi 7. O zaman bu da 1 bölü x üssü 3 çarpı x üssü eksi 7 olacaktır. Üsleri toplarız. Bu da 1 bölü 3 eksi 7 yani x üzeri eksi 4'tür. Eğer tersini alırsak negatifi bu negatifin önüne koyarız. Yani pozitif yapmış oluruz. Bu da x üssü 4'e eşittir. Yani hangi yolla yaparsak yapalım, üstü sayı kurallarına uyduğumuz sürece x üzeri 4 elde ederiz. Bir tane daha zorlayıcı soru yapalım. Bunu da yaparsak, şimdilik iyiyiz demektir. Diyelim ki, 3x'in karesi çarpı y üssü 3 bölü 2. Bunu da x çarpı y üssü 1 bölü 2 ile böleceğiz. 3 çarpı x'in karesi bölü x çarpı y üzeri 3 bölü 2 bölü y üzeri 1 bölü 2. 3 çarpı x üssü 2 eksi 1. Bu da çarpı y üssü 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'dir. E ne oldu? 3 çarpı 2 eksi 1 sadece 1'e eşittir. Buraya sadece x yazabilirim. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 de 2 bölü 2'dir. Yani y üssü 2 bölü 2 2 bölü 2 ya da 2'de 2, 1 demektir. Yani çarpı y. Bu da 3 x y'ye eşittir. Böyle daha çok problem çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu son birkaç videoda öğrendiğimiz kuralları kullanarak herhangi bir üstü sayı ifadesini sadeleştirebileceğinizi fark edeceksiniz.